Merhabalar değerli arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Yine tekrar beraberiz, yeni konuşma konumla birlikte. Bugünkü konum öteki olmak. Yani öteki olmak deyince yani hepimizin zihninde bir şeyler canlandı değil mi? Yani yüzyılımız öyle bir yüzyıl ki, hatta sadece yüzyılımız değil, insanlık tarihinin başlangıcından itibaren öteki olmak en büyük yıkımların, en büyük kıyımların, en büyük bölünmelerin ve savaşların nedeni olmuştur değil mi? İnsanlık tarihi 35 bin yıl kadar önce başlamış ve bu 35 bin yılın sadece 200 yıla yakını barış içerisinde geçmiş ve diğer bütün yıllar hep savaş içerisinde geçmiş. Ve bu savaşların nedenlerine baktığımızda genelde hep olsun busun, din etkileri, ırk etkisi, bir başka olmak, başka etnik kökenlere sahip olmak, başka kültürel sebeplere sahip olmak, yani hepsi insanoğlunun birilerine savaş açmak için birebir nedenlerinden biri olmuş. Tabii günümüze gelmişiz. Hatta Haçlı Seferleri 300 yıl kadar sürdü. Yani bu da Müslümanlarla Hristiyanların birbirlerine uzunca yıllar, daha doğrusu Hristiyanların kutsal toprak uğruna Müslümanlara açmış olduğu savaşın etkileri. 300 yıldan bahsediyorum. Yani 4 kuşak, 5 kuşak geçmesinden bahsediyorum. Yani insan ömrünün 30-40 yıl olduğunu varsayarsak o dönemde, yani nesilden nesile geçen, yüzyıllardan yüzyıllara geçen bir öfke, bir yok etme içgüdüsü aktarılmış ve 300 yıl kadar bir savaşa neden olmuş. Tabii 300 yıl bittikten sonra da savaşlar devam etmiş. Yani her milletin kendi etnik kültürünü devam ettirme ama bu sağlıksız bir şekilde, yani kendi düşüncelerini karşı tarafa empoze etmek ve kendisinden bir başka ben yaratmak üzere yapılmış olan savaşlar. Farklılık yok yani burada gördüğünüz gibi. Yani herkes kendinden bir parça görmek istiyor. Herkes kendinden farklı birini görmeye tahammülü yok. Yani günümüze geldik, hala aynı şeyler. Yakın geçmişimizde biliyorsunuz Avrupa'nın göbeğinde bir Bosna Hersek'te yapılan büyük kıyım, Sırpların saldırması sonucu. İkinci Dünya Savaşı'nda da Hitler'in üstün ırk saplantısıyla yok edilen Yahudiler, Çingeneler ve diğer bütün ırklar. Bunun bir örneği. Bu değişecek mi? Elbette ki değişmeyecek. Yani insan zihni değişmediği sürece ve bizim bu farklılıkları devam etmediğimiz sürece bunlar devam edecek. Ben şöyle kendi örneğimden bahsetmek istiyorum. Hep ben kendi hikayelerimden bahsediyorum ama yani birebir anlaşılması açısından ve o insana neler hissettirdiğini anlatmak açısından bence bu yeterli gibi geliyor bana. Yani kendi örneğimi anlatmak, hani örneği de birebir, anlattığım konuyu da birebir yerleştiriyor gibi geliyor. Benim babam askerdi, biliyorsunuz daha önce söylemiştim, havacı subaydı ve biz şark hizmetimizi Diyarbakır'da yaptık 4 yıl kadar ve zorunluydu, yani böyle bir şey yapmama gibi bir lüksümüz yoktu. Ve ben o döneme kadar Ankara'daydım ve orta son bitmişti ve liseye başlamak üzereydim. Tabii alıştığımız çevreden kopmak, yeni bir kültüre uyum sağlamak yani hepimiz için çok çok zor olacaktı. Yani bunun düşüncesiyle biz büyük bir üzüntüye kapıldık. Yani Ankara'dan kopmak nasıl olacaktı? Diyarbakır'la ilişkin bir sürü olumsuz düşüncelerimiz vardı. Biz oraya nasıl ayak uyduracaktık? Nasıl bir aile yapısı oluşturacaktık? Yani bunlar hep kafamızda soru işaretiydi. Tabii okullar kapandıktan sonra biz Ankara'dan Diyarbakır'a taşındık. Ama Diyarbakır'a gelir gelmez yani ön yargılarımın ne kadar yersiz olduğunu anladık. Yani Diyarbakır gerçekten Bakır Diyarı adı üstünde. Gerçekten doğunun incisi olabilecek bir şehirdi. Hem modernliği, hem şehir düzeni, hem oradaki sosyal hayat beklediğimizin çok çok üstündeydi. Çok işlek bir caddede ev tutmuştu babam. En üst katındaydık ve caddeye bakıyordu. Ve benim her akşam orada oturup o insan manzaralarını izlemem, çeşit çeşit insanlarım var ve çok kozmopolitik bir yapısı vardı. Yani Ankara'dan sonra, yani Ankara'nın biliyorsunuz insan yapısı bellidir. Genelde memur kesimidir. Hepimiz aynı şartlarda, eşit şartlarda yaşarız. Yani kimse kimseden üstün olacak şartlara sahip değildir. Benim okul hayatım da öyle. Yani arkadaşlarım hepimiz belli bir kozmopolitin dışında tek düze. Yani çok sıradandır ama güven vericidir. Yani öyle bir havaya alışmışken Diyarbakır'ın o havası beni inanılmaz heyecanlandırdı. Yani her akşam orada izlediğim insan manzaraları, kadınların şıklığı, erkeklerin şıklığı. Şimdiki gibi kafeteryalar falan yok o zaman. Bir cadde var, ana cadde. İnsanlar ellerinde dondurmalarıyla boydan boya her akşam giderler ve ben büyük bir şölen izlerim. Yaz tatillerinde, tabii yaz aylarında genelde böyle. Ve içine girdikçe de çok çok sevdim. Yani bu sosyal hayatın çeşitliliğini sevdim, oradaki düzeni sevdim. Ama Diyarbakır'ın görmediğim yüzüyle de daha okullar açılınca tanıştım. Yani orada bambaşka bir yere varmış, bambaşka bir geçmiş varmış. Yani buna birebir insanları tanıdıkça, insanların hikayelerine girdikçe bunu tanıma fırsatım oldu. Tabii liseye başladık, kayıt oldu. Biz ilk gün kendimizi tanıtıyoruz. Yine benim gibi asker çocuğu olan birkaç kişi daha var sınıfta. Hepimiz kendimizi tanıttık.
asker kızı olduğumu söyleyince, yani önlerden biri, bir çocuğun biri döndü bana bir bakış fırlattı. Yani ben o bakışı hayatım boyunca unutamayacağım. Yani öyle bir bakıştı ki, öyle bir öfke vardı ki, öyle bir nefret vardı ki ben resmen dondum kaldım. Ve cümlelerimi sonunu bile getiremedim. Yani ne oldu, ne oldu anlamadım bile. Bana niçin öyle baktığını anlamadım bile. Yanlış bir şey söyleyip söylemediğimin farkına bile varamadım. Ve oturdum, diğer arkadaşlar geçti ama benim kafama çok çok takıldı bu. Ve ara ara dönüp bana bakıyordu. Hatta birkaç kişi daha vardı aynı şekilde olan. Ve teneffüse çıktı. Ben gidip sormaya da cesaretim yok. Ya bana neden böyle baktın? Daha biz yeni tanışıyoruz. İsimlerimizi bile daha yeni öğreniyoruz. Bana böyle bakman için ne neden var diye korkumdan soramadım tabii. Diğer arkadaşlarla konuşuyoruz. Yani ben, onlara da aynı tepki oldu tabii. Onlar da dedi ki anlamadın mı dedi. Neden dedim. Biz asker çocuğuyuz. Geçmişte Kürt halkı, yani Kürt Türk halkı. Askeriyenin büyük büyük şiddetine değil miyim de baskılarına maruz kalmışlar. Bir çok hoş olmayan şeyler yaşanmış, kayıplar olmuş. Sırf Kürt kimliğinden dolayı eziyet gören bir milletle karşılaştım orada. Yani o çocuğun o bakışında, o geçmişin getirdiği daha 14-15 yaşında ve düşünün bu ne kadar yıldır devam ediyor ve o çocuğun bakışına yerleşmiş. Yani nasıl bir aile yapısı ve nereden nereye aktarılmış, zihinden zihne aktarılmış bir konu o çocuğun bakışında birleşti ve döndü, onu bana yansıttı. Halbuki beni hiç tanımıyor. Yani ben kimim bilmiyor. Ben orada ondan hiçbir farkım yok. Bedensel olarak bir farkım yok. Onun gibi gencim, onun gibi hayallerim var, umutlarım var, sevinçlerim var, üzüntülerim var. Aynıyız aslında. Yani bu aynanın dışında nasıl böyle bir farklılık yarattığını ben ilk kez o gün o bakışta anladım. Ve beni inanılmaz sarstı. Yani bizim ailemiz şöyleydi, çok apolitiktik. Yani evde çok politika konuşulmazdı. İnsanlarla ilgili hani odur budur şudur çok atma tutmalar olmazdı. Daha çok derslerle, kitapla, annem ev işinde, babam işinde, gücünde. Yani çok gelip iş hayatını anlatmaz, ortamları anlatmaz. Yani biz biraz izole büyüdük. Yani bir fanus içerisinde büyüdük. Hatta televizyonda biliyorsunuz Türkiye ilk gelişi 1974 yılında. Yani kendi çevremizde, yani haberleri dinlediğimiz kadar. Tabii o dönemde de çok büyük bir siyasi çalkantılar var. Yani 80 darbesinden önce. Nasibimiz aldığımız kadar ama çok işin içinde değildik. Yani etrafımızda da yoktu. Ve o gün bana büyük bir tokat oldu. Yani başka hayatlar var, başka yaşanmış acılar var ve o acılarla ben yüzleşeceğimi tabii o gün orada anladım. Ama kaldıracak gücüm de yok. Kiminle konuşacağım, nasıl konuşacağım ve ben o çocukla nasıl bağlantı kuracağım bunu anlayamıyorum. Bunu bir türlü çözemiyorum. Ve soğukluk çok devam etti. Yani sınıfta da devam etti. Çünkü arkadaşlarım çoğu Kürttü. Ve Türkçe bilmeyenler bile vardı aralarında. Çok zor Türkçe konuşan, Kürtçe konuşan. Ve büyük gelir uçurumu olan bir sınıftı. Çok zengin de vardı ama hamallık yapıp açlıktan sınıfta bayılan arkadaşlarımız da vardı. Ben ilk kez patlak ayakkabıyı orada gördüm. Yani ilk kez orada yaşadım. O çocuğun o gece sabaha kadar hamallık yapıp sınıfta bayılması, yani sonra bu hikayenin anlatılması, yani hepimizi derinden sarstı. Yani bu hayatlarla yüzleşmek. Çünkü aşırı bir koruma altındasınız ve başka hayatlarla yüzleşmiyorsunuz. Sadece kitaplar var ama. Yani kitaplar da gerçek hayatın içinde o kadar değil. Yani birebir yaşamak gerçekten çok çok farklı. Ve o gün o gerçekle tanıştık. Yani Diyarbakır yine o bölgeye göre çok gelişmiş olan bir şehirdi. Yani o diğer şehirlerdeki yokluğu zaman zaman babam bize götürüyordu. Yani gördükçe büyük bir şoka uğradım. Yani iş hayatıma başladığımda da biz Doğu illerinde sık sık eğitim seminerleri veriyorduk. Sık sık gidiyorduk. Yani bıçakla kesilmiş gibi o yokluk, o dışlanmışlık. Ve halkların dışlanmışlığı, yani bunu bu şekilde görmek ve kendi topraklarımız içerisinde, yani Türkiye sınırı içerisinde, yani insanların bunu yaşamış olması gerçekten hepimiz o dönem çok çok üzdü. Yani arkadaşlarımız aramızda konuşuyoruz, neden böyle olduğunu konuşuyoruz. Ve o soğukluk çok uzun devam etti ve resmen dışlanmışlık ve ötekileştirilmiştik. Yani çok garip bir duygu. Yani öyle bir duygu ki kendini suçlu hissediyorsun. Yani o sistemin parçası olmadığınız o sistemin bütün ağırlığını üstünüze hissediyorsunuz. Benim babam askerdi ama benim babam asla bir kişi, bir karıncayı bile incitmemiştir. Çok merhametlidir, çok sevecendir, herkese yardım eli uzatmıştır. Asla, yani zamanında görüldüyse bile babam o sistemin bir parçası değildi ama bütün sistemin içerisinde biz de girdik. Yani bizim yaptığımız da bu değil mi? Yani genelleştirdiğimiz zaman orada o halkı oluşturan, o yapıyı oluşturan insanları tamamen kendi bağımsızlığı içerisine değerlendirmeyip gene içerisine sokmuyor muyuz? Yani soktuğunuz zaman da yaşla kuru bir arada gidiyor. Ve gerçekten çok büyük haksızlıklara sebep oluyor. Ve benim tek hissettiğim orada başka bir duygu da adaletsizlik duygusu. Yani ben kendimi nasıl ifade edecektim? Bana neden böyle davranıyorlardı? Ve bunun önünü nasıl alabilirdim? Yani sık sık bu kafamda soru işareti olarak dönüyordu. Ve biraz zaman gerekti tabii. Yani zaman geçtikçe,
Yani bizim tavırlarımız değişmedikçe, yani birbirimize asla yani kavga, gürültü öyle bir şey yoktu ama yani o bakış, o sessizlik bize yetiyordu. Yani oradaki o duruş, o uzaklık, sen bizden değilsin havası ve dışlanmak gerçekten yani insanı hiç kendini iyi hissettirmeyen, değersiz hissettiren bir duygu. Tabii bunu zamanla aştık. Yani bir yıl sonunda herkes birbirini tanıdı. Zamanla hocalarımızın da etkisiyle. Onlar da tabii bu durumun farkında. Onların içerisinde de dışarıdan gelenler var. Yöre halkından olanlar var. Onların da kendi içerilerinde çekişmeler var. Ve lojmanlar bizim okulun içerisindeydi. Yani 4-5 katlı lojmanlar vardı ve hocalarımızın çoğu orada kalıyordu. Sonra zamanla aramız bu şekilde düzeldi. Aramızda kitap alışverişi başladı. Çantamızdaki yiyecekleri paylaşmaya başladık. Ve birbirimize hayallerimizi, düşüncelerimizi paylaşmaya başladık. Çok güzel bir duyguydu. Yani okulumuzun bahçesi de çok büyüktü, yeşillikti. Orada öğlen saatlerinde otururduk. Bunu zamanla kırdık. Yani böyle bir şansımız oldu. Ve bir yıl sonra da 12 Eylül darbesi oldu tabii. 12 Eylül darbesi yine askeriye. Yine askeriyenin içerisindeyim. Ve yine okul sık sık askerler tarafından basıldı. Biz bir apartmanda oturuyorduk. Orada çok kozmopolitti. Ve 2-3 dairede şehir dışından gelmiş üniversite öğrencileri vardı. Bizim bitişik komşumuz diş hekiminde okuyan bir karı kocaydı. Kızın ailesi çok zengin. İstanbul'da son derece sosyete olan bir yerde oturuyor. Baba, anne çok çok standart üstü insanlar. Çocuk, yani onların standart üstü tanımlarına, yani onu o şekilde tanımlamalarına uymayan bir aile yapısı var. Ama aileden habersiz evlendiler, çocukları oldu. Ve aileye hiçbir şekilde haber vermediler. Bir şekilde saklamayı başardılar. Tabii çocuk olunca da bunu öğrenince tabii kabullenmek zorunda kaldılar. Ve 12 Eylül darbesinden sonra, 2-3 ay sonra askerler bizim apartmanı bastı. Ve ilk gittikleri daire orasıydı. O çocuğu paldır küldür aldılar. Ayağında ayakkabı bile yoktu, pijamalarıyla beraber. Ve korkunç bir geceydi. Yani biz kozmopolit olmamıza rağmen yani çok iç içeydik. Çok aile gibiydik. Herkes birbirini çok seviyordu. Ve birbirinin derdine, tasasına her zaman ortak oluyorduk. Ve Füsun abla yani 2 aylık bebeğiyle kaldı ve çok büyük üzüntüler, yani 4-5 ay haber alınamadı. Biz her gün evine gidiyorduk, sakinleştirmeye çalışıyorduk ama mümkün değil. Yani çok büyük bir aşktı, çok güzel bir aşktı. Ve o büyük sevgiyi ben ilk kez onlarda gördüm. Yani iki farklı kültürden olmasına rağmen demek ki insanlar birbirini sevebiliyorlar, aşık olabiliyorlar, evlenebiliyorlar. Ve son derece saygı çerçevesinde bu evliliği de yürütebiliyorlar. Örneğini ben ilk kez onlarda gördüm. Ve 4 ay sonra Taceddin abi geldi tabii ama geldiğinde asla eskisi gibi değildi. Yani çok çok farklıydı, bakışları çok farklıydı. Yani o neşe dolu, enerji dolu çocuk gitmiş yerine bambaşka biri gelmişti. Yani bakıyordu ama görmüyordu, göz göze geliyorduk ama bizi fark etmiyordu. Ve hayattan koptu, evden dışarı çıkmıyordu. Sık sık ağlama nöbetlerine kapılıyordu. Bazen gece oluyordu bu ve biz duyuyorduk bunu. Yani gece duyuyorduk, Füsun abla çaresizlikten bize geliyordu. Ve babam gidip teselli ediyordu onu. Yani o sistemin, o askeri sistemi yok ettiği çocuğu yine babam kendi şefkatiyle iyileştirmeye çalışıyordu. Çok uzun zaman aldı ama asla eskisi gibi olmadı. Yani psikolojikmen gitti, bedenen gitti. Ve ben bir insana bunu nasıl yapabileceğini, yani o yaşlarımda, 15 yaşında tecrübe ettim. Ve büyük bir hayal kırıklığı. Yani bir insana böyle bir şey yapmamalı. Yani öteki veya düşüncelerinden dolayı, fikirlerinden dolayı asla bir insana böyle bir şey yapmamalı düşüncesi o zaman kafamda yerleşti. Ve bunun en canlı örneği bu oldu ve hayatım boyunca da unutamadım. Yani kaç yıl geçti üstünden, yani ne oldu, ne yaptılar? Çünkü biz geri döndük, yani 2 yıl sonra askeri hizmetimiz bitti ve geri döndük. Onlar orada kaldı ama eminim Füsun ablanın sevgisiyle eminim o toparlamıştır ama yani çok büyük yıkımlar vardı. Yani bir insana böyle bir şey yapabileceğini kanıtlayacak... Yani büyük büyük kabus yaşatacak durumlardı. Ya sadece onlar da değil, yani o kadar çok örnek oldu ki. Yani Diyarbakır'da biliyorsunuz 12 Eylül'ün tam göbeği olan bir yer. Ya o kadar çok basılmalar oldu ki, yani sınıfta basılmalar oldu. Direkt öğretmenler lojmanında basılmalar oldu. Yine öğrenciler vardı. Yani o kadar çok gidenler vardı ki. Yani çok yakından tanıdığımız insanlar da vardı. Ve hiçbir şekilde aynı şekilde dönmüyorlardı. Yani o anlatmıyorlardı. Yani birçok şeyi de anlatmıyorlardı ama sonra biz bilinçlendikçe, yani olayın işin içine girdikçe, yani yaşananları gördükçe, özellikle Diyarbakır'da, yani bu işin tam merkez üssü olan bir yerde, yani gerçekten insanlığından utanıyor insan. Yani bir kendi sınırlarının içerisinde olan bir, kendi ülkesinin, yani evlatlarına, gençlerine böyle bir şey yapabilmesini, yani o yaşlarımda asla kafam almadı. Beni sonsuza kadar değiştirdi. Hani insanlara olan yaklaşımımı değiştirdi. Yani o zaman anladım ki dünya asla korunaklı bir yer değil ve düşüncelerin her zaman başına iş açabilir.
ve bastırılması gerekiyor. Yani o yaşta o tecrübe edemiyorsunuz. Yani diyorsunuz ki hani okuduğum kitaptan bile şüphelenen bir zihniyet, okuduğum kitaptan bile beni bir yerlere koyan bir zihniyetle ben nerelere kadar gidebilirim, ne yapabilirim? Yani bu sistem tabii yine insanlarla değişecek olan bir şey ama yani bu sisteme destek verildiği için şu an devam ediyor. Yani bu sistem hala beslendiği için devam ediyor. Yani insanları düşüncelerinden dolayı yargılamak, o demek, bu demek, etnik yapısından dolayı yargılamak, Alevi kimliği, Sünni kimliğinden dolayı yargılamak, Türklük, Kürtlük konuları, yani artık çağımızın çok çok ötesinde olan olaylar ama ne yazık ki hala canlılığını koruyor ve hala gündemimizi meşgul ediyor ve hala biz yanımızdakine şudur budur diye bakıyoruz. Yani insan diye bakmıyoruz. O da benim gibi hayal kuran, çoluğu çocuğu olan, yani burada barış içerisinde yaşamak isteyen birisi aslında. Ama biz bu hakkı bile çok çok görüyoruz. Yani bu hakkı da çok gördüğümüz için de ne yazık ki biz de huzuru bulamıyoruz. Yani huzur bulunamayan bir yerde de toplumda mutluluk veya bir sağlıklı bir toplum oluşmayacağının farkında değiliz. Kör dövüşlü bir şekilde gidiyoruz. Yani sorgulamadan gidiyoruz. Yani halbuki hepsi bizim evlatlarımız, bizim abilerimiz, bizim çocuklarımız. El ele verilirse aslında neler neler olur ama biz bunu fark etmeden gidiyoruz ve ne yazık ki hem ruhsal dünyamıza, hem iş dünyamıza, hem de toplum dünyamıza büyük büyük darbeler vuruyoruz. Ve Diyarbakır bu anlamda benim için çok büyük bir tecrübe oldu. Yani öteki ve hala da yani en son ne zaman, bir 10 yıl önce tekrar gittim. Yani çok şehirleşmişti tabii. Eski güzelliği kalmamıştı ve son dönemlerde de birçok şeyin merkezinde olan bir şehir olarak anıldı. Ama benim için yeri her zaman farklıdır. Yani her zaman farklılıkların da bir arada yaşanabileceğinin en canlı örneğidir. Çünkü çok kozmopolit bir yerdi ve biz burada orada onu yakaladık. Kimse kimseyi yargılamadı. Küçük bir apartmanda yakaladım. Bir okul sınıfında yakaladım. Ve dostluklarımız devam etti. Ve hiç kimse birbirini bu şekilde yargılamadı. Çünkü yaşımız çok küçüktü ve bazı şeylere çok saf bakıyorduk. Yani çok kolay değişiyorduk. Ama bu kemikleştiği zaman değişmesi çok zor oluyor. Yani o yüzden yani çocuklarımızı yetiştirirken özellikle ebeveynlere çok iş düşüyor. Yani bu ayrımcılığı her şeyi kapsam dışı bırakmadan görmemiz gerektiğini bir şekilde empoze etmemiz gerekiyor. Yani bunu hem kendi huzurumuz için hem toplum huzurumuz için yapmaya mecburuz diye düşünüyorum. Kusura bakmayın bugün de biraz tatsız şeylerden bahsettim ama bu bizim en büyük yaramız. Ne yazık ki en büyük yaramız. Yani bunu hepimiz iyileştireceğiz. Tek başına iyileşmeyecek, kendi kendine de olmayacak. Hani bizim buna el atmazsak eğer daha da kanayarak devam edecek olan bir yara. Yani lütfen her zaman söylüyorum, her şey kendimizden başlar. Biz değişirsek yanımızdakini de değiştiririz. Yani bu bir olur, 1 milyon, 100 milyon, yani çok şey değişir. Tabii bu insan yapısı işin içine girince ne kadar mümkün onu da anlamak çok kolay değil. Ya bu eğitim tamam etken ama bazen eğitim de yeterli olmuyor. Yani biraz merhamet ve vicdan. Yani bu ikisini yerleştirdiğimiz zaman, merhameti baş tacı yaptığımız zaman, empati kurabildiğimiz zaman bazı şeyler değişecek. Tabii bunu kurabilmek de bizim kendi yaşantılarımızı da göz önüne almak. Siz nasıl acı çekiyorsanız karşınızdakinin de öyle acı çektiğini kabul etmek. Ve onu iyileştirmek, yani aslında insan olmanın amacı budur. Nedir? Yani burada yiyip içmek, güzel manzaralar izlemek değil. Yani bir insanın yarasına merham olmak. Yani bu dünyanın en güzel şeyi. Yani her sabah kalktığımızda bugün kime yardım eli uzatabilirim, kimin yarasına merham olabilirim diye düşünmek gerekiyor diye düşünüyorum ben. Ben burada bitireyim konuşmamı isterseniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.